tekrar nasip eyle ya Rab. Ben Resul'e doymadım ki. Doyulur mu o Mahmud'a? Doyulur mu o Ahmet'e? Ashab bile doymamış ki, nasıl doyar Muhammed'e? Doyamadım Beytullah'a, tazeletti. Yıllar geçti, hala kokusu burnumdan gitmiyor Ravza Hanım. Ah, keşke gittiğimde seni de yanında götürebilseydim. Keşke. Öyle deme, şükürsüzlük olur. 5 kuruşumuz mu vardı? Arkadaşlarından Allah razı olsun. Sana umre yaptırdılar ya. Buna da şükür. İnşallah Allah yine nasip eder. Bu sene çıkar hacca gideriz. Beraber söyleriz bu ilahiyi. Lebbeyk Allahümme lebbeyk deriz. Esselamu aleyke ya Habiballah deriz. İnşallah. Doyulur mu o Mahmud'a? Doyulur mu o Ahmet'e? Ashab bile doymamış ki, nasıl doyar Muhammed'e? Ben bitirdim hanım, pamuk hazır. Döşeyim mi? Yok yok, bırak, ben yaparım. Bırak sen. Bırak. Aman belim. Belim tutulmuş. Dinlen sen de Rabia Hanım. Çok yoruldun. Sabahtan beri başını kaldıramadın. Olur mu Ahmet Efendi? Bu yorgandan sonra daha 3 yorgan var. Çok iş var, çok. İşe bakarsan iş bitmez hanım. Hadi gel biraz nefeslenelim. Yeni bir park açılmış kasabaya. Gidip bakalım, bir çay içeriz seninle. Olmaz, sen git dolaş. Ben biraz sonra bitiririm. Ay! İğne mi battı ciğerim? Bırak işte. Uf. Bak yorgunluktan elinde ne yaptın? Aman Ahmet Efendi. Sanki ilk defa oluyor. Baksana iğne deliklerinden nasır tuttu parmaklar. Yavruların da gelseydi bizim. Hadi, hadi üzülme, üzüme gideceğiz inşallah. Gidelim artık Ahmet Efendi. Bu sene artık gidelim. Şurada ne kadar ömrümüz kaldı. Dünya gözüyle Kabe'yi görmek istiyorum. Yavrularım için de görmek istiyorum. Gidelim artık Kabe. Bak bunlar gibi 5 yorgan daha dikersek paramız da denkleşecek. Bu yorganlar, bunlar benim yol param. Hacı param olacak inşallah. Bu hallaç da senin. Gideceğiz. Ay, yine başladı başım. Ne oldu ciğerim? Başım. Ah başım. Yine başın mı tuttu? Sanki iğne batırıyorlar başıma. Başımın içinde yorgan dikiyorlar. Çok fenayım. Kim arıyor acaba? Alo, efendim. Benim. Müftülükten mi? Evet kardeşim. Ahmet Ercan benim. Rabia Ercan da hanımım olur. Ne? Yine çıkmadı öyle mi? Kardeşim 2 senedir bekliyoruz. Ama bu sene mutlaka çıkar demiştiniz. Üzülmem mi?
Allah'ım ben nasıl diyeceğim? Göreceksin, gelecek sene çıkacak. Hem o zamana da parayı tamamlamış oluruz. Bol bol kazanır, bol bol zekat da dağıtırız. Öyle. Tamam artık dur. Hadi başını kaldır. Bana bir bak, sana dedim. Nihayet kendine geldin. Ben de sevinmiştim hacca yalnız gideceğim diye. Allah'ıma şükürler olsun. Beni çok korkuttun. Ben iyiyim. Hadi gidelim evimize. Dur bakalım dur. İşler bizi bekler Ahmet Efendi. Geçmiş olsun Rabia Hanım. Sağ olun. Neyin vardı ki benim? Ne oldu bana? Hiçbir şeyiniz yok. Çok iyisiniz. Maşallah turp gibisiniz. İlaçlarını yazacağım şimdi. Birazdan da taburcu olursun. Ahmet Bey, gel odama da reçeteyi yazayım. Yetişecek yorganlar vardı. Söz de vermiştim. Hemen gidelim. Bugün teslim edecektik Ahmet Efendi. Dur. Rabia Hanım'ın yanında konuşmak istemedim. Yazacağım ilaçlar sadece bundan sonra başlayacak acılarını dindirir. Doktor bey. Bir dakika yavrum. Tamam. Ne demek istediniz doktor bey? Beyninde büyük bir tümör var. Ameliyatı da mümkün değil maalesef. 5-6 ay anca. Üzgünüm. Ona söz vermiştim. Söz vermiştim. Efendim? Ona söz vermiştim hacca götüreceğim diye. O kadar çok istiyordu ki. Ama bu sene de çıkmadı. Bir dahaki sene gideriz inşallah demiştim. Hiç mi ümit yok doktor bey? Biliyorsun Ahmet bey. Yaşamak ve ölmek bizim elimizde değil. Allah ne dilerse, kaderde ne varsa o. Doktor bey. Ne olur bunu Rabia Hanım bilmesin. Ne olur. Bu dünyaya gelen asla gülmedi. Kimseler ölüme çare bulmadı, bulmadı. Dünya Rabia Hatun'a da kalmadı. Dünya Rabia Hatun'a da kalmadı, kalmadı. Ama şükür elimize geldik. Çok işimiz var Ahmet Efendi.
Yorganlar yetişecek. Söz verdik söz. Hadi söz verdik. Sadece başım döndü. Çok büyüttün ama. Benim bir şeyim yok, demir gibiyim. Dur bakalım dur. Yok öyle hemen çalışma. Ama yorganlar? Söyleriz müşterilere. Merak etme, anlayışla karşılarlar. Haklısın. Bu sene gidemeyeceksin. Acele etmemize de gerek yok artık. Ne yapıyorsun Ahmet Efendi? Ne yapıyorsun? Bakıp bakıp üzülme. Benim hasretimi mi almak istiyorsun Ahmet Efendi? Benim canımı mı almak istiyorsun? Rüyalarımı mı almak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? O zaman sen de ağlama, hadi sil gözlerini. Canım Kabe, bu sene de gelmek kısmet değilmiş. Ama sen de ağlıyorsun. Sen de ağlama o zaman. Hem niye ağlıyorsun ki? Hadi, hadi sil sen de gözlerini. Sen? Bırak şimdi sarılmayı. Tertip Allah aşkına bana yardım et. Çıktın mı hapisten? İçeride anlatırım. Gel o zaman. İşini görür. Yedek kartlardan birini taktım. Kimi arayacaksan ara. Hapiste değil miydin sen? İmal kaldırdı dedi Akbaba senin için. Kaldırdık da ne oldu? Avucumuzu yaldık anasını satayım. Her şeyi elimizden aldılar. Aylarca hapiste çürüdüğümle kaldım. Koğuştakilerle tünel kazdık da... Sahi ya. Dur bakayım. Onlar yakalandı mı acaba? Aman. Yakalandılarsa yakalandı, beni ilgilendirmez. Peşimdeler anlayacağın. Yakalarlarsa anamı ağlatırlar. Teslim olmayacak mısın? Ne teslim olması oğlum ya? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Gideceğim bu memleketten. Param var mı? Param olmasa ne olur ki? Girerim bir eve. Çat 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 toplarım hasılatı. Aynen temiz. Delisin oğlum sen. Bana bir pasaport ayarla. Gerisine karışma sen. Yurt dışına kaçmak kolay değil. Hele polis jandarma peşindeyken. Onu gören hacılarım, ana baba bacılarım, hafız müftü hocalarım, ben Resul'e doymadım. Nasip et bize de dünya gözüyle mübarek yerleri görelim. Ah Kabe, canım Kabe. Seni görsem, yüzümü sürsem. Ha.
Niye kapattın? Ne güzel hacıları gösteriyordu. Bundan sonra seyretmek yok. Niyemiş öyle Ahmet Efendi? Çünkü sen çok üzülüyorsun. Ağlıyorsun. Sende bir şey var. Yok, bir şey yok. Benden bir şey gizliyorsun. Ne gizleyecekmişim? Yok bir şey dedim. Madem öyle, al açtım seyret. Efendimizin ayağını bastığı yerin tozuna kavuşmak için yola çıkmışlar. Şunlara bak. Kervanla hacca gidiyorlar. Kabe duvarına yüz sürecekler. Ne mübarek yolculuk değil mi Ahmet Efendi? Ta İstanbul'dan yola çıkıyorlar. Atla, deveyle mübarek yerlere gidiyorlar. Mübarek şehirleri ziyaret ede ede. Şam, Kudüs, Bağdat. Hac yolunda ölüyorlar belki de. Hac dediğim böyle olur işte. Niye olmasın? Olur. Olabilir be. Olur. Olur. Niye olmasın ki? Olur, olur. Yine böyle Allah'ım. Of başım. Sancı da girdi. Of. Ay. Ah. Ay başım. Ay başım. Bu ses de ne? İyiyim, iyiyim. Ama bu işte kötüyüm. Aa. Çarptım duvara. Eskiden iyiydim. Heh. Ama işte şoförlük benden geçmiş artık. Pek fazla da hasar yok. Bu araba kimin Ahmet Efendi? Sende ne işi var? Araba bizim. Bizim mi? Evet, satın aldım. Nasıl? Hac için biriktirdiğimiz paranın bir kısmıyla. Ne? Senin dediğini kulağın duyuyor mu? Duyuyorum, duyuyorum, duyuyorum hanım. Bu araba bizi Kabe'ye götürecek. Kabe'ye mi götürecek? Kabe'ye götürecek ya. Eskiden hacca nasıl gittilerse biz de öyle gideceğiz. Geze geze, mübarek mekanları göre göre, dualar ede ede. Gideceğiz bu sene hacca, gideceğiz. Gideceğiz hanım. Allah'ım ya. Zaman kaybetmeye de gelmez. Bir haftaya kadar yola çıkıyoruz. Hac mevsimine de ancak yetişiriz. Paralarımızı denkleştiririz. Pasaportlarımız zaten var. Vizelerimizi de alırız. Akrabalardan birini de şoför aldık mı? Ahmet Efendi, sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. İyiyim Rabia Hanım. Kuş gibi uçuyorum, kuş gibi. Telefon edeyim de bir tamirci gelsin. Şükürler olsun sana ya Rabbim. Şükürler olsun Rabbim. Bu sene hacca gidebileceğiz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyebileceğiz. Esselamu aleyke ya Habiballah diyebileceğiz. Esselamu aleyke ya Resulullah diyeceğiz.
Peygamberimizin yaşadığı yerlerde hasret gidereceğiz. Geliyoruz mübarek Kabe'm, geliyoruz. Hayır, gelmiyoruz. Hani özlemiştin orayı? Ne diyorsun sen, özlemem mi? Ama senin bu dediğin delilik. Her sevdada bir delilik vardır hanım. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. Ömrümüzün son demlerinde gel böyle bir delilik yapalım. La şerike lek. Gelecek sene gidelim. Sıra bize gelecek, bak göreceksin. Bir sene dediğin nedir? Gelip geçer. Bir bakmışsın bir sene olmuş. Yok, o günü bekleyemem. Niye bekleyemezsin? O zamana kadar yaşayabilecek miyim? Nasiple bu işler Ahmet Efendi. Nasip değilse ne yapalım? Elbette nasipse olur. Ama kula düşen de nasibi istemektir. Gitmeliyiz bu sene hacca, muhakkak gitmeliyiz. Çok özledim mübarek mekanları. Sen görmedin, bilmiyorsun. Ben gördüm, yaşadım. Hasreti daha büyük bende. Doyamadım oralara. Doyamadım Kabe'ye. Peygamber Efendimiz'e doyamadım. Yok yok. Sende bir şey var ama ne? Benden bir şey saklıyorsun değil mi? Aramızda hiç gizli saklımız oldu mu şimdiye kadar ha? Olmadı değil mi? Ben senin gözlerinden anlıyorum. Bir şey gizliyorsun sen. Hadi söyle Ahmet Efendi. Bunca deliliğin altında. Söylemeyecek misin? Dur. Haklısın. Bir şey var aslında. Ben hastayım. Doktor birkaç aya kalmaz öleceksin dedi. Ben ölmeden mübarek belleği bir daha göreyim dedim. Kabe'ye yüzümü süreyim dedim. Yeniden Peygamber Efendimiz'in huzuruna varayım dedim. Umre yaptım ama hacı olamadım. Hacı olayım dedim. Bunun neresi delilik şimdi hanım? Varamasan bile o mübarek beldeye. Yolunda karınca misali ölmek istiyorum, çok mu? O zaman gidelim tabii. Gidelim. Yaya da olsa gidelim. Hasretin için canımı veririm ben. Bir an önce arabayı sürecek şoförü ayarlayalım. Yap bir şey be Çetin. Senin işin bu işler. Benim arkadaş ya. Sonra karşılığını verir sana. Demek öyle. Hapisten kaçtıysa zor diyorlar. Başımıza bela almayız diyorlar. Anlayacağın İsmet. Yurt dışı işi zor. İstersen teslim ol. Lan bırak. Ölürüm de teslim olmam. En iyisi bu kasabadan gitmek. Nereye gideceksin? Bilmiyorum. Ama artık neresi olursa. Kim lan bu? Aha, aynasızlar. Aç şu kapıyı, aç! Polis! Ne? Seni gören mi oldu? Yoo. Hadi açın kardeşim. Arka pencereden çık, çabuk ol. Ben onları oyalarım. Hadi açın kardeşim! İçeride olduğunu biliyoruz. Aç kapıyı! Aç şu kapıyı! Tamam ya, tamam. Geliyorum. Hadi kardeşim! Hayrola memur bey? Kaçak arıyoruz. Ne kaçağı? Elektrik mi? Dalga mı geçiyorsun sen? Bizde memura yamuk olmaz. Aradığınız neyse yok bende. Bakmadan olmaz. Ev temiz. Çekil be, çekil şuradan. Oyalanma bizi. Girmeyin kardeşim, girmeyin. Ya evde kimse yok, kaçak maçak yok burada. Hadi ev temiz. Çekil şuradan. Ah.
Al oğlum. Ya amca, siz aklınızı mı kaçırdınız? Arabayla hacca mı gidilir hiç? Remzi sen boş ver orasını. Sadece oğlun için izin ver. Bize şoförlük yapsın. Hakkını veririz. Öz amcamsın. Seni severim. Çok iyiliğini gördüm. Bu dükkanı bile senin sayende açtım ama istediğin hiç akıl kârı değil. Olmaz amca. Oğlumu maceraya sokamam. Hem Suriye'de savaş var. Oralarda tehlike kol geziyor. Bombalar, mayınlar. Haklısın Remzi oğlum. Sen de haklısın. Bize müsaade. Bir durun Ahmet amca. Bak. Eğer başka bir şeye, paraya falan sıkıntınız varsa ben destek olurum. Sağ ol Remzi, paramız var Allah'a şükür. Remzi evladım, takma kafanı. Bir sen değilsin hayır diyen. Eş dost akrabayı dolaştı. Hepsi senin dediğinin aynın dediler. Ama biz nasıl olursa olsun, yaya da olsa, ne olursa olsun gitmeye karar verdik. Öyle değil mi Ahmet efendi? Evet, öyle hanım, öyle. Hadi. Bunlar yaşlanınca kafayı yediler iyice. Öyle deme baba. Bütün akrabaları gezdik, bir şoför bulamadık. Daha zaman var Ahmet efendi. Buluruz elbet, buluruz. Güzel söylüyorsun, güzel söylüyorsun da baksana. Kime danışsak bize deli gözüyle bakıyorlar. Aman bakarlarsa baksınlar. Bize bu yolda deli desinler. Vallahi ne diyeyim, Allah niyetimizi biliyor. Ahmet efendi, iyi misin? Bir şey yok ya Ahmet efendi. Yok bir şey hanım, yok. Gıcık tuttu. Ama iyi. Bir an önce evimizi... Ne oldu? Başım ne tuttu oldu hanım? Yine mi ağrın tuttu? Evet ama geçer şimdi. Ben seni şimdi tutayım bari. Hadi sıkı şimdi. Bir ses duydun mu? Biri var orada. Biri var orada. Dur, dur. Dur. Kimsin sen? Dur. Dur kaçma. Dur. Dur kaçma. Dur evladım dur. Sakin ol. Yaralısın. Gitme. Gel içeri yarana bakalım. Belli ki yabancısın. Gel evladım. Gel evladım. Biz iki ihtiyarız. Bir ninenle bir de ben. Soluklan bir parça. Sonra gidersin. Demek düştü. Belli belli. Ezilmiş iyice. Ahmet efendi. Çekil de ben de bir bakayım. Baktım kırığı çıkığı yok Allah'a şükür. Evladım iyisin değil mi? İyiyim iyi. Ufak bir acı var başka bir şey yok o kadar. Tamam al şu ağrı kesiciyi oğlum. Biraz rahatlarsın. Hadi içiver. Ben yarasını bir sarayım onu. Dur sen. Dur. Ah evladım, götürelim hastaneye dedim, hayır diye direttin. Aslında doktor da görseydi iyi olurdu. İyiyim dedim ya, doktorluk bir durumum yok benim. Nasıl oldun? Ben gideyim artık. Bu halde mi? O
Olmaz olmaz. Bu gece bizim misafirimizsin. Sabah gidersin evladım. Sabaha kadar da toparlanırsın inşallah. Çekinme evladım, rahat ol. Adın neydi senin evladım? İsmet. Ölen oğlumuza Hacı'ya ne kadar da benziyor değil mi? Ama bir derdi var sanki. Çok ürkek yavrucağız. Ne derdi vardır kim bilir. Ne derse ona içim ısınıverdi. Erman. İyiyim iyi. Merak etme. İki ihtiyarın evinde misafir oldum. Yağınlıcan iki saf moruk işte. Bu akşam buradayım. Sen de şu yurt dışına çıkma işini ayarla artık. Yok mok anlamam Erman. Sabah kasabanın dışındaki tarihi çeşmen orada buluşalım. Oradan beni Hurşit abinin yanına götürürsün. Ya ne işim olabilir? O kaçak Afganları Yunanistan'a postalamıyor mu? E işte. Bana da bir kıyak çeksin. Tamam. Tamam hadi yarın görüşürüz. Ben Resul'den çok memnunum. O da benden memnun mu ki? Tekrar nasip eyle ya Rab. Ben Resul'e doymadım ki. Doyulur mu Mahmud'a? Doyulur mu Ahmet'e? Hadi hanım biraz daha koy. İşte şöyle yesin de kendine gelsin. Uyandın mı oğlum? Günaydın. Kahvaltı hazır İsmet oğlum. Kahvaltı edecek zamanım yok, gitmem lazım. Zaten geç kaldım. Dur evladım, dur. Bir lokma bir şeyler atıştır, öyle git. Bak, Rabia ninen sabah erkenden kalktı, senin için kahvaltı hazır. Nereye gidiyorsun oğlum çay içmeden? Tabii olmaz, yesin bir şeyler. Olmaz öyle aç açına. Hadi, çay içmeden bir yere gidilmez. Hadi bak, senin için hazırladım sofrayı hadi, oğlum. Hadi ye bir şeyler. Sağ ol teyze ama gitmem lazım. Çok geç kaldım. Yoo, olmaz oğlum. Çok acil işim çıktı. Bir lokma yemeden göndermem seni öyle aç açına, olur mu hiç? Ya teyze tamam, sağ ol da. Gitmem lazım. Neymiş, alo. Ne oldu İbrahim? Tamam teyze. Öyle gidersin. Baban hadi, izin tamam. Vermediyse lüzum hadi, yok evladım. Hadi. Bu iş gönül işi. Merak etme. Başka bir sürücü delikanlı buluruz. Ah gençliğim olsaydı. Buradan bir çıkardım. Suriye, Irak. Mübarek topraklara kadar sürerdim de. Hiç bunlara lüzum kalmazdı ya. Yine de Allah razı olsun İbrahim kardeş. Ne işi bu amca? Rabia ninenle beraber kendi arabamızla hacca gideceğiz. Bu sene de sıra çıkmadı. O zamana kadar ya ölür ya kalırız dedik. Akrabalarımızdan arabayı sürecek bir delikanlı arıyoruz ama daha bulamadık. Yahu amca, gökte ararken yerde buldun. Ben senelerdir Arabistan, Suriye, Ürdün, oralarda inşaat işinde çalıştım. Oraları çok iyi bilirim. Eğer sizin için de uygunsa ben götürürüm sizi oraya. Hem rehberlik yaparım, yabancılık çekmezsiniz. Ben de bu arada yol masrafından kurtulmuş oldum. Geçenlerde Kalfa aradı beni Arabistan'da. İş hazır geldi. Zaten ben de oraya gidecektim. Allah'ım şükürler olsun sana. Gördün mü hanım? Gördün mü Rabia hanım?
Allah bize yardımı nasıl gönderiyor? Şükürler olsun. Hemen gidelim evladım, çıkalım yola. Bütün masraflarım bizde. Yeter ki bizi o mübarek beldeye götür. İlk önce öyle hemen demeyle gidilmez amca. Haftaya gideriz. Ben de bu arada pasaport işlerini hallederim. Tamam evladım. Küçüğüm, Ayşem, göz bebeğim, nurum, nefidem. Hacı, bir tanecik oldum. Göz aydınlığımızdınız babamla benim. Yaşasaydınız şimdi torun verecektiniz. Ama kader böyleymiş, ne diyelim. Biliyor musunuz? Hacca gidiyoruz. Çok geç oldu ama inşallah bu sene nasip olacak. Bu sefer gideceğiz. Sizin için de gideceğiz. Babanız da sizin için de tavaf edeceğiz Kabe'yi. Safa Merve'de sizin için de koşacağız. Yavrularım benim. Sizi de götüreceğiz beraberimizle. Sadakallahülazim. Bunları mübarek beldede peygamberimizin kabri şerifinin yakınlarına gömelim, olur mu? Ama olmaz ki. Torbaların üzerine de isimlerini yazalım, karışmasın. Tamam tamam hanım. Ay. İstediğin olsun. Dur. Ay, ne oluyor hanım? Ah, yine başım dönüyor. Gel şöyle otur. Başım. İyi misin? Ah, çok dönüyor. İyi misin? Çok iyi dönüyor misin? Ama iyiyim. Ahmet amca! İsmet geldi. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz değil mi? Evet. Gidiyoruz. Eş dost akrabayla helalleşelim. Dualarını alalım. Sonra çıkarız yola inşallah. Sen rahimsin. Sen ganisin. Sen halimsin. Sen settarsın. Sen gaffarsın. Sen kahharsın. Sen vekilsin. Sen adilsin sen. Şükürler olsun sana. Çocuk bunlar ya. Vallahi çocuk. Konuştuğumuz gibi geze geze İsmet evladım. Önce Konya'ya uğrayalım. Mevlana Hazretlerini ziyaret edelim. Sonra Urfa'ya. Orada Hazreti İbrahim makamına uğrayalım. Onların selamlarını alalım. İnşallah. Götürelim efendimize. Olur amca. Siz söyleyin. Ben emrinize amadeyim. Estağfurullah evladım. Olur mu öyle şey? Böyle mübarek yolda sen de evladımızsın. Konya'ya ne zaman varırız evladım? Bu hızla gidersek ikindiye varırız. Aman evladım. Aç susuz kalalım ama namazlarımızı kaçırmayalım. Alo, Erman. Yoldayız oğlum. Uyduk ki moruğa gidiyoruz işte. Ulan bunlar silme saf. Akıllarınca Kabe'ye varacaklar. Ne yoldan haberleri var ne zorluklardan. Kendilerini eski zamanlarda sanıyorlar. Neyse ya, bana ne. Ben şu sınırı geçeyim, gerisi umurumda değil. Bırakacağım, ne yaparlarsa yapsınlar. Zaten derdim başımdan aşkım benim. Allah. Onlarla uğraşacak halim yok. Başların çaresine baksınlar artık. Ha, dur bakayım. Ulan helal olsun Urşit abiye be. Pasaportu hakiki gibi yapmış. İnşallah sınırdakiler çakmaz. Sınırı geçtim mi yırttım demektir. Bu ihtiyarlar iyi çıktı karşıma şerefsizim. Paralarını pullarını bana imat ediyorlar biliyor musun? Çok saflar. Aptallar ya. Neyse sonra görüşürüz.
Arkadaşa diyorum ya. Aptal aptal konuşuyor. Yok arabayla hacca gidilmezmiş de. Aptallıkmış da. Öyle diyor işte. Bitti mi? Bitti bitti. İyi. Hazırsak hemen devam edelim yola. Öyle öyle yolcu yolunda gerek. Seni yeşil gördüm seherde ya. Sende ne ses var be amca? Ciğerden söylüyorsun. Hani videonu çekip internete koysam hit olursun. Yok be evladım benim. Bizimkisi ses değil hasret. Umre'ye gitmiştim. Bir kere gördüm o mübarek yerleri. Peygamberimizin ayak bastığı, yaşadığı yerleri. Hasreti içime oturdu. Hiç çıkmıyor. Çıkmasın da. Çok üzülüyorum. Çok görmek istiyorum. Onun için doyamadım Muhammed'e diyorum. Sahi be evladım, sana hiç sormadık. Necisin, nerelisin? Benim memleketim de, anam da, babam da, yetimhane be amcam. Ben ne anne bilirim, ne baba bilirim. Sokaklarda büyüdüm ben. Vah yavru, sen yetimsin demek. Hı hı. Ne iş yapıyorsun? İnşaat işleri. Yurt içinde, yurt dışında, inşaatlarda amelelik işte. Nerede olursa olsun evladım. Alın teriyle kazanılan para mübarektir. Zor durur. 42 Rize Hakkari. Vay anasını satayım. Vay arkadaş şansa bak ya. Çevirme var. Ne dedin evladım? Polis amca, polis çevirme yapıyor. Yapsın evladım. Polis çevirme yapsın ki şoförler delilik yapıp kaza yapmasın. Biz de yapmadık ki. Korkacak bir şey yok o zaman. Geç şöyle geç. Geç geç. Yavaş yavaş.
AAJ80. At bakalım. Baş üstüne. İyi günler. Belgelerinizi alabilir miyim lütfen? Enselendik. Amca ruhsat nerede? Yazdıymış araba. Devam et, devam et, devam et. Buyurun memur bey, kolay gelsin. Sağ ol hocam canım. Diline sağlık be oğlum. Şimdiden bize hacı amca yaptın. İnşallah hacı da olacağız. Ehliyeti ver, ehliyeti. Nenenle beraber Kabe yollarına düştük. İnşallah hacı olacağız artık. Gerçekten mi? Evet. Ben öylesine demiştim. Olacağız inşallah. Benim için de Resulullah'a selam götürün. Toprağına yüzsün. İnşallah. Kabe'de iki rekat namaz kılın. İnşallah, inşallah. Hadi bakalım, ehliyete gerek yok. Hadi hayırlı yolculuklar. Sağ olun, iyi günler. Kolay gelsin evladım. Güle güle, yolunuz açık olsun. Sağ olun. Güle güle. Güle güle. Gördün mü bakanım? Hacı amca dedi bana. Ay başım. Arabamı vurdu ne? Başım çok sancıyor. Ah. Ninenin ne derdi var amca? Ninenin arada sırada başı ağrıyor işte. Yoldan evladım, yoldan. Alışık değiliz uzun yola. Hayatımızın en büyük yolculuğunu yapıyoruz. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike lebbeyk. İnnel hamde ve nimete leke vel mülk. La şerike lek. Ne demek şimdi bu amca? Davetine çağrına uydum geldim Allah'ım. Mülkün sahibi sensin. Ortağın ve şerikin yoktur. Allah İbrahim peygamberine emretmiş. Çağır kullarımı her taraftan bineklerine binsinler, gelsinler evime. İşte geldik Allah'ım anlamına geliyor lebek. Şimdi bizim binekte bu mu oluyor? Öyle. Hadi bakalım. Kabe'yi anlatsana bize. Kabe mi? Evet. Arabistan'da çalışmışsın ya. Öyle söyledin ya bana. Ben bir kere gördüm. Sen her gün görmüşsündür. Bir de sen anlat, senden dinleyelim. Doğru. Çalıştım da işten güçten göremedim ki orayı. Ne? Hiç görmedin mi Kabe'yi? Tavaf etmedin mi? Bir kere arkadaşlarla gittik tabii ki de. O kadar da değil yani. Anlatsana oğlum o zaman bize Kabe'yi. Kabe'nin çok güzel bir kokusu var. Evet evet. Öyle güzel kokuyordu ki eşi benzeri yok Kabe'nin. Mübarek Kabe'ye dokununca insanın ağlayası gelirmiş. Kalbi o kadar hafiflermiş ki uçuverecekmiş gibi olurmuş. Öyle öyle. Bir kere dokundum örtüsüne. Tepeden tırnağa tiril tiril titredim. Allah'ım. O an uçtum da yıldızlar arasına vardım sanki. Amca, valla sen ne güzel anlatıyorsun. Bunun üzerine benimkisi çekilmez yani. Olsun evladım. Herkesin sevdası farklıdır, tadı farklıdır. Şöyle bilmeliyiz ki Kabe-i Muazzama Allah'ın zatındaki tekliğe işarettir. Kendi söylenişiyle vahdet-i zata işarettir. Evet, öyle. Zaten az kaldı. Kabe yolundayız. Gidince görürsünüz artık. Onu gören hacılarım, ana baba bacılarım, hafız müftü hocalarım, ben Resul'e doymadım ki. Sevindim gördüğüm anda, ağlayarak ettim veda. Oh.
bilmeyenler boşa yaşar. Ben Resul'e doymadım ki. Şükürler olsun. Hediyelerimiz de var. Efendimize selamlar götürüyoruz. Şükürler olsun. O kadar özledim ki. Ah hanım. Sen görmeden özlüyorsun ya ben? Ben gözlerimle gördüm. Benim hasretim daha büyük. Dağlar kadar büyük. Ben rüyalarımda gördüm Ahmet Efendi. Benim hasretim daha da büyük. Hadi hadi. Çocuk gibi tartışmayın. Bakın, sınıra geldik işte. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Hayırdır, bir sıkıntı mı var evladım? Yok, bir sıkıntı yok. Hadi, gidip pasaportları gösterelim. Hadi. Hadi amca. Kolay gelsin evladım. Sağ olasın dayı. Buyurun. Pasaportlar... Önce siz verin. Selamun aleyküm evladım. Aleyküm selam amca. Amca nereye böyle? Mübarek mekanlara doğru geze geze gidiyoruz işte. Amca, annemle babama ne kadar benziyorsunuz? Pasaport. Buyurun. Bu da mı sizden? Evet oğlum. Biz de geliyor. O götürüyor bizi zaten. Peki tamam o zaman. İyi yolculuklar. Sağ ol oğlum. Teşekkür ederiz. Sağ Allah olun. Allah kabul etsin amca. İyi yolculuklar. Sağ olun. Hadi gidelim artık. Geçtim. Kurtuldum. Neden kurtuldun oğlum? Şey amca, şeyden yani... endişeden. Yani hacı yolu göründü ya artık. Onun için. Artık Orta Doğu'nun içine girdik sayılır. Kucağın açmış bizlere. Selamı var müminlere. Ben Resul. Ah güzelim topraklar. Niye hep savaş oluyor? Kan dökülüyor sanki. Ne zaman huzur gelecek buralara? Ne zaman uyanacak aklını başına toplayacak Müslümanlar? Ne zaman? İnşallah güzel Allah'ım kalplerine sevgi verir. Kardeşlik verir bir gün uyanırlar. İnşallah. Oh, mübarek beldenin kokusu geliyor Ahmet Efendi. Kabe'nin kokusu geliyor. Öyle. Yolu iyi biliyor musun evladım? Çöle doğru gidiyoruz da... yolun dışına çıkmadık değil mi? Yok amca, rahat ol. Hazreti Ömer'in camisine götürüyorum sizi. Burası kestirme yol. Sahi mi oğlum? Allah razı olsun.
iki rekat namaz kılarız hem. Kıl. Bilen biriyle gitmenin faydası işte bu. Ne zaman varırız oraya? Akşama anca. O zaman müsait bir yerde dur evladım. Ninenle ikindiyi kılalım. Ayağımız çöle değsin. Allahümme seyyidina Muhammedin, âlâ seyyidina Muhammed. Bu çöllerde çok yürüdü Peygamber Efendimiz. Ya, ya. Ayakları yandı, harp etti, susadı. Çöller Efendimizin ayak izini, nefesini saklıyor hanım. Seccadesi kumdandı. Hadi onun gibi biz de kumda secde edelim. Onun gibi. Onun gibi kendimizden geçelim. Kabe ne tarafta? İşte Kabe bu tarafta. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Alo Erman. Yırttım oğlum, yırttım lan. Bu iki moruk sayesinde şu an yurt dışındayım. Allah. Nerede miyim? Duysan inanmaz. Çölün tam ortasındayım. Bizim iki moruk namaz kılıyor şu an. Bunlar iyice kafayı yemiş oğlum ya. Var ya, buraya gelene kadar patlayacaktım neredeyse. Şehir şehir dolaştık. Durmadan gazel okuyor amca. Neyse, sen bana şu yurdundaki Halis'in telefon numarasını versene. Lan şu inşaatçı Halis. Ona bir sürpriz yapayım. Moruklara da tabii. Çölü çok seviyor oğlum bunlar ya. Resmen çöle gazel okuyorlar. Lan acıyorum onlara da aslında. Ama ne demişler? Önce can... Sonra canan. Allah'ım. Her şeyi yoktan var eden, istediğini istediğine veren güzel Rabbim. Sen Rahmansın, Rahimsin. Sen her şeyi yerli yerine koyansın. Kulunun kalbini görensin. Bizim de kalbimizi görüyorsun. Seni çok seviyoruz Rabbim. Senin yolunu, senin peygamberini, dünyanın kalbi olan mübarek Kabe'yi çok seviyoruz. Bizi senin yolundan, aşkından, Kabe'nden ayırma ya Rabbim. Amin, amin, amin. İyi misin? Bir şeyin mi var? İyi misin? İyiyim Ahmet Efendi, iyiyim. Hadi gidelim, bekletmeyelim çocuğu. İsmet nerede? İsmet nerede? Araba nerede? Nereye gitti bu çocuk? Dur, gelir şimdi. Bir yere gitmiş. Nereye gitti? Yok. Oh be! Kusura bakmayın. Sizi bırakmak istemezdim ama başka çarem yok. Oh ya. Aldım ilahilerden. İşte bu. Allah, nereye gitti bu çocuk? Yok. Ne gelen var, ne de giden var. Bir işi çıkmıştır çocukcağızın. Şimdi gelir. Ne işi hanım? Resmen kandırdı. Çölün ortasına bırakıp gitti bizi. O masum yüzüne inandım. İnandınsa dert etme. Her şeyde vardır bir hayır. Bir yakalayayım onu. Ne yapacaksın? Haç yolunda dövecek misin? Öldürecek misin? Sakin ol Ahmet Efendi, sabret. Allah vekildir. Bu kadar sap olma Rabia. Oyuna getirdi bizi. Ne yapacağız şimdi?
Ahmet efendi. İmtihan bu. Allah bizi harç yolunda imtihan ediyor. Sabrımızı deniyor. Görmüyor musun? Kendine gel. Biz mübarek yoldayız. Hiç endişe et. Ölmeden göreceksin. Görmesen bile bu uğurda ne olur kızma. Kimseye kızma. Yolumuz kirlenmesin. Görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyle. Ne olur öfkene kapılma. Yolcu yolunda gerek. Yürüyelim karınca misal. Umreden biliyorum. Şu tepenin ardında bir şehir var galiba. Hadi oraya doğru yürüyelim. Oradan bir yol bulup devam ederiz. Ver onu bana, ver, ver. Şimdi İnşallah istekne vardır. Salağım ben salak. Süzme salak. Kontrol etmedim ki yola çıkarken. Bu ne? Bunlar ne ya? Ne lan bunlar? Altın kesesi gibi. Başka yol yok. Bir de ölü toprağa çıkacaksın ya. Annem! Git getireceğim, kıracağım bacağını. Tamam, tamam. Bir de başımızı ölü toprağa çıkardı ya. Gel buraya, yürü! Annemin o, annemin! Annemin! Seninle mi uğraşacağız ya? Allah Allah! Zırlama, zırlama sus! Anneciğim! Yürü hadi yürü, boşuna ağlama, gideceksin yetimhaneye. Çekil şuradan, çekil. Niye döküyorsun?
Çocuk sen kayboldun mu? Yoksa evden mi kaçtın lan? He? Sen iyi para kazanırsın. Korkma lan, çekinme benden. Çok güzel alıyorsun lan. Koynunda ne saklıyorsun lan? Ananın altınları mı onlar lan? Ver onlara bana, ver. Ver de icabına bakayım. İsmet, ne yaptın sen? Hamid amca? Rabia teyze? Biraz gayret. Biraz gayret et. Hadi. Ah hanım, ah. Bu koca seni ne hallere düşürdü. Güvendim o çocuğa. Üzülme. Biz Kabe yolundayız. Kabe yolunda çekilen çileler baldan tatlıdır. Hem ona da kızma. Öfkelenme. Dua edelim onun için de ha. Ne oldu Ahmet Efendi? Ahmet Efendi, iyi misin? Yok bir şey, iyiyim, iyiyim. Yok, yok bir şey, yok. Hadi. Yaşlılık işte. Geçer, geçer. Hadi. Hadi, biraz kal. Gayret. Ha gayret. Ha gayret. Ne oldu hanım? Yo, bırakmam seni. Bırakmam seni. Yo. Yo, yo, yapma. Burada olmaz. Seninle Kabe'ye gideceğiz. Kalk hadi. Hadi kalk. Hadi, hadi kalk ne olur. Sen ne sayıklıyorsun? Ben iyiyim. Sadece başım döndü biraz. Oh. Ne oyuna geldik biz. Şu düştüğümüz hallere bak. Of, of. Of deme Ahmet Efendi. Her şeyde vardır bir hayır. Vardır güzel Rabbimin bir bildiği. Annem için bulacağım onları.
sık sık başım dönüyor böyle benim. Çok da susadım. Nende Hanım. Dün geceden beri buralardayız. Hadi namazımızı kılalım. Sonra da su arayalım bakalım. Allahu Ekber. Bırak onları, bırak. Olur mu? Kendi çantamı da ben taşıyayım. Olmaz. Ben erkeğim. Nerede görülmüş kadınların çanta taşıdığı? Ama hastasın. Olsun, iyiyim ben. Acı patlıcanı kırağa çalmaz. Hadi gidelim. Ben de çok susadım. Hayatında ilk defa pişman oluyorsun İsmet. Hayatında ilk defa. Allah'ım, ne olur bulayım onları. Allah'ım yardım et! Çok susadım. Bulacağız, bulacağız inşallah. Sonra bir vasıta bulup yolumuza devam edeceğiz inşallah. Besmele ile çıktık yola. Allah var, sorun yok. Bizim sahibimiz Allah. Elbet sulayacak, doyuracak kulumu. Bak, su, orada su var. Suyu gördüm, su. Su var orada, su. Hadi iç. Hayır, sen iç. Sen hastasın. İç hanım, iç, inat etme. Hadi. Hayır, sen iç. Hanım, sen içmelisin. İnat etme. Hayır. Hadi. Hayır, sen iç. Hadi, sen hastasın. Hanım, iç hadi. Olmaz. Eğil de kalanı yudumla. Hadi. Eğer beni seviyorsan, kocanın sözüne değer veriyorsan iç hadi. Su onun hakkı. Hadi köpeciğim. İç suyu. Ay yaratanına kurban. Bir ilahi o kıza namet efendi. Doyamadım Beytullah'a. Doyamadım. Susuzluktan ölmeye razı, susuz kalmaya da razı. Ne olur bize o mübarek evini nasip et. Kabe'yi göster Allah. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Uyan hanım, uyan. Hanım, aç gözlerini. Ne olur hanım, ne olur bırakma beni buralarda. Allah'ıma şükürler olsun. Seni Kabe'ye götürmeliyim. Sana Kabe'yi göstermeliyim. Bu tarafta. Ben Kabe'yi gördüm. Rüyamda Kabe'deydim ben. Allah hacımı kabul etmiştir değil mi? Ben de hacı olmuşumdur değil mi ha Ahmet Efendi? İnşallah Rabia Hanım, inşallah. Hadi gidelim artık. Yarı yolda ölmeni istemem. Öleceksen eğer... Bana yalan söyledin değil mi Ahmet Efendi? Ölecek olan bendim. Sen değildin, bendin değil mi? Kandırdın beni Ahmet Efendi. Doktor benim öleceğimi söyledi değil mi? Sana yakıştı mı Ahmet Efendi? Mübarek Kabe yolunda, hac yolunda yalan söylenir mi hiç? Kabul olmaz senin hacın.
Yalan söyledin sen. Niye Ahmet Efendi, niye? Benim ölümden korkacağımı mı sandın? Ben bilmez miyim? Ölüm Allah'ın takdiri. Ben onun mübarek evine, Kabe'ye gitmek için yola düşmüşüm. Ben sadece Allah'ımın rızası için bu yoldayım. Bu yolda ölürsem üzüleceğimi mi sandın? Hayır. Hayır, şükrederim Rabbime. Sana şükürler olsun. Benim hayalim Kabe'ni görmek, hacı olmak. Nasip senden. Kabe'ne varamasam da, hacı olamasam da, bu yolda ölmeye razıyım, ulaşamasam da, uğruna ölmek için yoldayım Allah'ım. Ah Ahmet Efendi, tam Kabe'ye sarılırken niye çağırdın sanki? Kabe'yi gördüm, kollarımı açtım. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk dedim. Hanım, aç gözlerini, gitme. Gitme, ne olur. Ölme hanım. Ne olur, seni hacca götüreceğim, söz verdim. Bak, Kabe o tarafta. Hadi gidelim. Yol ne kadar uzun olursa olsun, biz gidelim. Hadi hanım, vazgeçme. Beni yolda yalnız bırakma. Varalım Kabe'ye, hadi. Yardım et! Allah'ım ne olur bana yardım et, bulayım onları, kendimi affettireyim! Kabe'ye gideceğim. Kalk. Çölü aşacağız Rabia Hanım. Sonra bir vasıta bulup gideceğiz. Hacılar arasına biz de katılacağız. Arafat'ta biz de olacağız. Az kaldı. Hadi hanım. Hadi, hadi, hadi. Dur Ahmet Efendi. Dur. Görmüyor musun? Bak Kabe orada. Geldik işte, geldik. Canım Kabe, güzel Kabe, biz geldik. Allah, sana şükürler olsun. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Allah'ım, haccımızı kabul eyle. Bizim için kolaylaştı. Amin. Leke vel mulk, la şerike lek. Rabia. Rabia,
Rabia'm. Haç yolunda yol arkadaşı terk edilir mi? Senin yaptığın iyi mi sanki? Sen de beni kandırdın. Sen de. Allah'ım. Sen görensin. Sen bilensin. Sen her şeyi en iyi, en güzel şekilde yapansın. Ne olur Allah, onun haccını kabul et. Onun bedeni gidemedi ama o mübarek perdeye sen de biliyorsun kalbi gitti. Kalbi Allah'ım, kalbi tavaf etti. Kalbi yüz sürdü Hacerül Esved'e. Kalbi taşladı şeytanı. Kalbi koştu Safa ve Merve arasında. Biliyorsun Allah'ım, biliyorsun. Bu dünyaya gelen asla gülmedi. Kimseler ölüme çare bulmadı, bulmadı. Dünya Rabia Hatun'a da kalmadı. Dünya Rabia Hatun'a da kalmadı, kalmadı. Sabredelim gönül elden ne gelir. Sabredelim gönül elden ne gelir, ne gelir. Ne gelirse, ne gelirse kuluna Allah'tan gelir. Sabredelim gönül elden ne gelir. Ne gelirse kuluna dedikler ciğer faresi. Kardeş, kardeş dedikler de yürek yaresi, yürek. Affedin beni. Senin geleceğini söylemişti. Geldin işte. Benden evvel gittin. Oysa söz vermiştim. Ben götürecektim onu. Ona tek tek gösterecektim. Burası Medine diyecektim. Peygamberimiz burada yaşadı. Burası peygamberimizin kabri şerifi diyecektim. Sonra Mekke'ye gidecektik. Ona zemzemden içirecektim. Safa ve Merve arasında yürüyecekti. Arafat'a çıkacaktı. Hacerül Esved'i gösterecektim. Kabe'ye beraber sarılacaktık. Ağlayacaktık. Çocukların topraklarını getirdin mi? Bu Nefide kızımızın toprağı. Bu hacının toprağı. Bu da Ayşe'nin toprağı. Çocukların da senin. Keşke ben de aranızda olsam. Keşke. Memlekete dönelim Ahmet amca. Ben teslim olacağım. Suçlarımın cezasını çekeceğim. Keşke daha önce karşıma çıksaydınız. Sen gelmiyor musun Ahmet amca? Gelmem. Buradayım ben. Ben burada kalacağım evladım, ayrılamam. Bırakamam. Doyamadım Resulullah'a, yalvarıyorum Allah'a. Bir
Resulullah. Ben geldim. Senin hasretinle geldim. Sevdiğim can yoldaşımı da getirdim. Gayrı ayrılmam. Senin yoluna, senin kokuna, senin hasretine doyamadım. Doyamadım. Gamsızsız direkler, müminler şefaat bekler. Nöbet tutuyor melekler. Ben Resul'e doymadım ki. Hubbesini yeşil gördüm.